Tekrar birlikteyiz. Şimdi Arjantin'de yeni bir devlet başkanı. Evet. Niye gülüyorsunuz abi? Abi adam deli çok... ya. Enteresan bir kişilik. Ama Arjantin'de yeni bir devlet başkanı seçildi. %63 oy almış. Acayip bir adam ya. Hakikaten çok tuhaf bir adam. Çok. Hani mesela şey diyorlar, Arjantin'in Trump'ı falan diyorlar ama yok. Trump bunun yanında Habermas gibi kalıyor. Kesinlikle. Böyle filozof gibi falan kalıyor. Kesinlikle. Yani. Abi adamın vaatleri de tuhaf ya. Tuhaf. Ya bir şu adamı organ, bir görebilir miyim? Organ ticareti bir haktır geldi. Diyor ya. Vaatlerine bakacağım. Evet. Ya bir adamı tanıyor. Hayır. Önce adamın videosunu bir görebilir miyiz? Ya o bir çılgınlık ha. Şuna vallahi mesela bu. Bittim şuna. Bu tabii. Böyle bir miting. Abi onu sesli ver de nasıl bağırıyor? Böyle insan dışı sesler çıkarıyor. Var mı sesi bunun? Tabii. Onu bunu vav vav diye bağırıyor ya. Ya çok acayip değil mi? O hareketler falan yani inanılmaz gerçekten ya. Tamam. Şimdi verelim vaatlerine bir bakalım. Ya niye tuhaf bu adam? Ya bak şöyle bir, ha bak bir de bu var. Bir de böyle şeyler yapıyor. Testere sembolü. Elinde böyle hani korku filmlerinde falan olur değil mi? Bay Testere. Aynen. Aynen. Testere keser falan. Bu da Testere 5. Bu da eşi. Kaç yaşında bu adam Onur? 53 yaşında. Ne iş yapıyormuş? Normal mesleği ne? Ekonomi profesörü diyorlardı ama. Ne? Ekonomi profesörü. Ekonomi profesörü ise benim olan profesörlüğe ve akademiye olan bütün inancımı... Şurada ses hocam. Verebilirlerse aslında çok şey. Biraz önce sahnede. Ses yok galiba. Ses var mı? O sahnede bağırdığı evet, şey çok tuhaf. Evet, tuhaf sesler çıkarıyor. Bakacaklar sesine. Ne, o sese bakarken şöyle yapalım. Yani niye bu adam böyle hani sadece hareketleriyle tuhaf değil, sadece hareketleriyle dikkat çekmiyor. Vaatleriyle de dikkat çekiyor. Bak şimdi vaatlerine bir bakalım. Ya ben bazılarının doğru olmadığını falan düşünüyorum ya bazı vaatlerini. Yani, vallahi ben baktım gelebilir abi. Gelebilir mi o vaatler? Yani 3 tane sese vaat. Sese bakarken Onur. Hah geldi. 1. Organ ticareti. Ne diyor ya bu? Yasallaştıracağım diyor. Nasıl abi? Böbreğinizi mi alacak? Evet diyor, isteyen mesela istediği. İsteyen atıyorum. Satsın. Satabilir diyor, onun aynen. Hakkıdır diyor. Ekonomiye katkı. Hayır onun hakkıdır diyor ya. Mesela böbreğimizi mi benim alacak? Organım. Benim kararım benim organım diyor. Yani şimdi, Ali Murat hocam. Ne yapayım hocam? Ali Murat hocam biraz başka yere gitti ama. Doğru şöyle değil ama yani. Bireysel silahlandırmayı kolaylaştırmak. Hocam gel ya sen peki sensiz hocam. Ben bunu yapamayacağım. Estağfurullah ya. Bu, hocam peki yani. Bu beni aştı yok, ya. Yok estağfurullah Allah. Hocam yani. Hayır beşinci madde efsane zaten. Şimdi organ ticaretini yasallaştırmak. Diyor ki organ kiminse o istediğini satar. İki böbrek yetiyorsa bir tanesini versin diyor. Bu manaya geliyor yani. O diyor yani. Evet aynen öyle yoksa farklı yerlere çekmeyelim. Bireysel silahlandırmayı kolaylaştırmak diyor. Amerika'da yok mu diyor. Herkeste evet, bireysel doğru. Silah var evet. Diyor. Ben diyor zaten yeni Amerika olmak istiyorum. Ve kendi vaatleri aşırı sağcı bir aynen öyle sahip. Küçük Amerika yapsın. Aynen küçük Arjantin'i küçük Amerika yapacağım diyor. Merkez Bankası'nı kapatmak diyor gerek yok diyor zaten yani hani paraya pula yani hani hiçbir... Ya paraya pula gerek yok demiyor canım. Merkez Bankası'na gerek yok. Evet Merkez aynen. Merkez Bankası'na gerek yok çünkü diyor pezoyu kaldıracağım. Dolara geçeceğim. Ha, dolara geçeceğim. Dolara geçeceğim. Dolar olacak. Merkez Bankası'na ihtiyaç yok. Kürtaj haklarını sırlamak bu... Bak organ ticaretini yasallaştırıyor, kürtaj haklarını da sınırlandırıyor. Böyle de bir tezatı var yani hani kendisini yani hani. Yani burada hem bir yandan diyor rahat olacak diyor ama burada da diyor kürtaj kesinlikle diyor bu sınırlandırıyor. Ha burada var zaten. Ha burada bakın var mı? Ha tamam. Evet. Pezodan vazgeçilip Amerikan dolarına geçmek diyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın işlevi bitecek. Bitmeyecek yani. Ya para basılışı bitmiş yani. Olacak. Sağlık, eğitim ve çevre bakanlıklarını kaldırmak. Ya bu, Sağlık Bakanlığı'nı niye kaldırıyor? Ben anlamadım. Kendine bağlayacak herhalde eğitim, yani. Hani yok eğitim. Tamamen kaldırıyor. Hayır, özelleştiriyor. Ha, özelleştiriyor. Yani devletin kontrolünden çıkartıyor, özelleştiriyor. Sağlığı. Evet, sağlığı, eğitimi ve çevreyi. Zaten liberal demek ki. Çevre Bakanlığı'nı kaldırabilir çünkü iklim değişikliğine de karşı zaten ama sağlık ve eğitimi özelleştiriyor. Ha, iklim değişikliği uydurmadır diyor. Şimdi bir dakika yavaş gidelim. Evet. Sağlık
özelleşeceği için bir bakanlığa ihtiyaç duymayacak. Eğitim de özelleşeceği için bir eğitim bakanlığına da herkesin bir okul olacak, o okul devam edecek. Çevreyi de zaten diyor iklim krizi şu bu filan hikaye onlar diyor. Durma. Bakanlıklarını kaldırmak. Hah zaten iklim burada var. Tabii. Ne diyor? İklim değişikliği hiçbir önlem almamak. İklim değişikliği yalan diyor. Yok ki diyor. Tabii, tabii. Böyle bir şey. Yani bir iklim değişikliğini olmadığını söylüyor. Böyle bir şey yok ki diyor. Küresel ısınma diyor. Yalan. Kanıtlanmamış ya, bir efsane aynen. Diyor. Aynen. İddiadan ibaret. İklim değişikliği o kadar hayatımızın içine girdi ki. Yalnız bu küresel yani, ısınmaya yalan diyen çok adam var ya. Evet. Ya nasıl yalan denir bunu da anlamıyorum Ahmet Bey. Şimdi Ankara'dan geldik. Ankara'da geçen hafta hava böyle bir parça serinledi İstanbul. Hani pardesülük bir havaydı. Bugün pardesüye geçmeden doğrudan paltoya geçtik. Sonbahar gitti yani ya. Sonbahar ve ilkbahar yok oldu. Evet, evet. Kıştan yaza, yazdan kışa geçiliyor. Evet, ve adam göre göre iklim değişikliği yok bir şey yalan diyor. Ben anlamıyorum bunu. Bu anlamda ama çok orada bir, evet yani bitince söyleyeceğim. Orada ekonomi yine belirleyici oldu Ahmet Bey. Bu bence bu adam aşıya da sıvı filan diyordur. Kesin. Olabilir. Sorsak öyle söyler. Olabilir. Doğru. Bu vaatlere göre o manaya geliyor açıkçası. Yani, şimdi sağlık sistemini özelleştirecek onu söyledik. Evet. Zarar eden kamu şirketlerini özelleştirmek o zaten yapılabilir. Vergileri ve kamu harcamalarını azaltmak. Testereyi biliyorsunuz. Testereyi kamu harcamalarını keseceğim diyor. Bazı bakanlar. Ha testere onun sembolü mü? Kullanıyor. Evet. Bir testereli görüntüsünü aynen. Getir yani bakayım. O çok diyor ki kamu harcamalarını keseceğim bunları diyor. Keseceğim. Ha keseceğim dedi. Tabii tabii. İlli eğitimi kaldıracağım bakanlığı. Kamu harcamalarında diyor israf var. Hocam, çünkü zaten memlekette %140 bakın, enflasyon var. Üstünde de ismi yazıyor zaten. Milei diyor. Milei evet. Evet. Adı Javier mi bu adamın? Javier Milei. Javier Milei. Yani bu ekonomi profesörü bir de Zelenski'ye benzer bir özelliği var Ahmet Bey. Fizik bu mi? Da televizyonlardaki şovlarıyla tanınmış, ünlü olmuş. Demek ki bu televizyon şovlarında bir şey var. İnsanların ilgisini çekiyor. Ama Zelenski birden savaşla karşılaşınca evet. Adam böyle ciddileşti. Evet. Neye uğradığını şaşırdı yani. Bu da televizyon şovlarıyla ünlü ekonomist. Ama ülkenin Dünya Bankası'na 44 milyar dolar borcu var. %140 enflasyon var. İsraf kamu harcamalarından dolayı insanlar aslında cinnet getirmemişler ama kurulu düzene isyan ediyor. Bu bir isyan tabii yani. Evet. Bu adama oy vermek hani bu gelecekte düzeltecek umudundan ziyade mevcut bir tür protesto. Şey tabii yani sadece protesto ben olarak da söylediklerinden şunu anlıyorum. Lazım. Ben Arjantin'i emperyalizme peşkeş çekeceğim diyor. Bütün ifadelerine bakıldığı zaman doğrudan doğruya bu var. Direkt Amerika'ya. İsmail Dükel bir şey söylüyor. Tabii ki. Yok katılıyorum ben Abdullah Bey bu söylediğe. Şimdi Arjantin'in biraz önce Selvi'nin söylediği gibi hakikaten durumu çok kötü. Hepimizin de bildiği bir gerçek. Bir de yıllardır kötü. Yıllardır tabii. Kötü. Yani en son yıllardır, 2001 krizi yaşadık biz. İşte onu o dönemde Arjantin o aynen. Büyük krizi yaşıyordu. Gelen liderler bir takım çözümler sundular yıllar içinde ama hiçbirisi çare olmadı. Millet umutsuz. Ve bu süreçte, bu sosyolojik bir vaka aynı zamanda, bu süreçte radikal bir söylemle çıkan herkesin şansı büyük oluyor. Biz bunu bu seçimlerimizde de gördük aslında, biz kendi seçimlerimizde de gördük bunu geçen seçimlerde. Böyle bir konjonktürü çok iyi değerlendirdi ve çıktı. Millet çaresiz ve umutsuz. Ama radikal bence, bir söylem tuttuğu anda gidiyor. Bence bu bir şimdi buradaki gayri ciddiyete yönelmenin de bir protesto tarafı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani baksana şimdi şu adamın yani, nesine oy verirsin abi? Müesses nizam diyoruz ya yani mevcut liderlerin mevcut sorunları çözemeyeceği yıllardır anlaşıldı. Tamam, bu, adamın birisi çıkıyor olmuş. Onu yapacağım vallahi, bunu yapacağım testere diyor ve millet oraya doğru akıp gidiyor. Abi ya demokrasi güzel bir şey. Evet. Hiçbir itiraz ama, yok. Ama böyle ama, bir şey de var yani hacker saldırısına da açık bir sistemmiş. Böyle bir deliği seçtiler abi işte. Don't cry for me Argentina. %56 oy aldı ya. %56 oy aldı. 63. Şimdi aklıma da şey... Bir sesi yani. Var mı ya o hani çılgınca dans ettiğinin evet. Onur? Bir açsana orayı ya. Ver sesi. Ha. Bu ne abi ya? Şuna bak. Trump abi bunun yanına yaklaşamaz. Kesinlikle. İşte bu ses. Ha? Libertad, libertad, libertad.
Biden bu hareketleri nasıl yapsın? Biden yürüyemiyor lan. Aynen. Hiperaktif ama biraz da bak. Hiperaktif. Tabii yapı belli. Duramıyor yani. Aynen. Kendini libertiyen kapitalist olarak tanımlıyor. Ya bir de tabii şunu unutmamak lazım. Arjantin'in üzerinden Pinochet darbesi geçti. O gün bugündür iki türlü belini doğrultamadı. O Pinochet, zalim Pinochet'in darbesinden sonra evet, bir daha da düzelemedi yani. Ahmet Bey, belki şimdi de bu Güney Amerika konusunda The Economist de biliyorsunuz yine orayı resmetmişti. Belki burayla ilgili de bir şeyler çıkabilir yani. Ben şimdi ya, hala kafama... Oraya gitme Allah'ın sayesinde. Şimdi Ahmet Bey, Hakan Bayrakçı'nın tam yeriydi. Arjantin denilince biliyorsunuz bir El Turco vardı. 10 yıl Arjantin'i yönetti Carlos Menem. Ve El Turco Türk şeyinden geliyordu. O açıdan işte, Arjantin bizim için önemli yani. 1976'da darbe olmuş. Hı. Pinochet darbesi. Bir daha demokrasi dikiş tutturamadı. Arjantin'de doğru dürüst işlemedi. Onu da unutmayalım. Yani bir daha vurgulamak. İşte dediğimiz noktada daha bu geldi. İşte bu geldi evet. Yani böyle bir durum. Yüzde kaça oy almıştı pardon? 63 mi dediniz? Biraz, yok. Ben 56 diye bir. Kaç? 56. %56. Onur bir baksana biliyorum. Yüzde kaç almıştı? Birinci tur 37'ye 30. İkinci turda 56 diye. İkinci turda. Ha, ikinci turda aldı öyle mi? İkinci turda aldı. Birinci turda alamadı. İkinci turda aldı. Evet. Valla ben yani Maradona'dan dolayı 56'yı almış. %56. Maradona'dan dolayı Arjantin'de duygusal bir bağım var. Diego Armando niye? Maradona. Trabzonsporlu mu? Ya sen değil miydin? Yeter Maradona'yı konuştuk abi, diyen. Çok üzüldüm. Bir dakika baba, Hande'nin programında. Evet. Sen değil miydin o? Yok ben değil. Şey Zafer. Zafer miydi? Artık onun da duygusal bağı vardı Maradona'yla. Artık Messi'yi konuşalım. Zafer'e de buradan selam göndermiş olalım. Vallahi yani ne bileyim ya, hakikaten ya demokrasi ya, öyle bir şey değil mi hani Murat evet, hocam ya? Yani sonuçta yani, insanlar beğenmişler, seçmişler, gönül vermişler. Gayet oyla beraber kazanmış %56'lık oy almış. Peki yadırgama hakkınız yok mu? Yo elbette ki var. Eleştirme hakkınız da var. Evet. Yani ama sonuçta demek ki yeni dünya düzeni. Şöyle açıklayayım. Bu tip liderler seviliyor. Bu adamın Arjantin'i yönetmesine saygım var. Evet. İtirazım yok. Tabii. Fakat yadırgama hakkımı kullanmak elbette istiyor. Ki yadırgama hakkını kullanmış ama ben dış de görünüş aldatmasın. İcraatlarına bakalım bence. Abi söyledi. Organ ya icraatların işte en tepesinde organ ticareti yasallaşmıyor. Şimdi bu kafaya nasıl eyvallah diyeceksiniz ki? Ben saygı hocam çok iyi iyimser ya. Hocam gerçekten insanlar seni, cebine sen, bakarlar. Sen var ya çok iyi bir insansın. Allah razı olsun. Siz de güzel bakan gerçi Gazze konusunda hani Batı kamuoyunun desteği falan derken bizi iyi insan olmakla nitelendiriyordun ama. Demokrasi demek ki öyle her zaman bite çikolata gibi değil ya. Yani. Aynen öyle hocam. Vatandaşına bakacak. Yani ben hani şey hani demokrasi hep her zaman benim kafamda zaten kendisini yok eden şeyi içinde barındırıyor. Demokrasi. Bu adam aşırı sağcı mı? Aşırı sağcı. Aşırı sağcı. Bu kendini böyle kapitalist, liberal olarak tanımlıyor ama aşırı geldi? Sağcı. Yunus. Solculuk hastalıktı diyor mesela adam. Ne diyorsun bu adama ya? Şimdi bir şey söyleyeyim. Cevap hakkın doğdu. Solculuk ne hastalıktır diyor? Diyor. Gerçekten. Vallahi. Solculuk hastalık. Ya tabii böyle bir profilin hastalık demesi son derece normal yani. Profile bakınca. O yüzden sevmedi İsmail. Bir solcu olarak onu diyorum. İsmail Bey'i sevmediniz ondan dolayı demek ki.